Hadi konuş. Allah aşkına konuş. Hadi konuş dedim. Hadi. Ne yaptın be adam? Ne yaptın? Ben... acısı diner diye düşünmüştüm. Dilruba'nın yerini söyleyecekti. Kalk hadi. Kalk gidelim buradan. Kimseye görünmeden gidelim buradan. Bizim üzerimize kalır bu cinayet. Hadi! Hadi çabuk. Gel. Seneler evvel Bursa'da otururken mahallemizde yaşayan bir kıza sevdalandım. Çok naif, çok güzel bir kızdı. Uzaktan uzağa görür beğenirdim. Gel zaman, git zaman bu beğenmeler bir sevdaya dönüştü. Gece uykumu kaçırır, iştahımı kapatırdı o kızın hayali. İstedecektim o kızı ailesinden ama beni sever mi, sevmez mi bilemedim. Onun kadar güzel bir kız beni beğenir mi diye düşündüm. Ben sorayım mı, sormayayım mı diye düşüne durayım. Bir gün mahalleye geldim ki ne göreyim.
Bir düğün var mahallede. Benim sevdiğim kızın düğünü. Ben hiç cesur biri olamadım evladım. Başıma beni zora sokacak, incitecek bir şey geldiğinde onunla mücadele etmek yerine hep kaçtım. Sevdiğim kız evlenince de aynını yaptım. Kaçtım. O mahalleden, o şehirden, o sevdadan buralara geldim. Hayatta becerebildiğim en iyi şeye tutkuyla sarıldım. Yemek yaptım. O kızı, o sevdayı içimden söküp atmak için gece gündüz çalıştım. Ömrümü işime vakfettim. Ama ve lakin anladım ki sevdadan kaçılmıyor. Nereye gidersen git, yüreğini yanında götürüyorsun. Aradan seneler geçti. Bir gün sokakta o kızı gördüm. Buraya taşınmış meğer. Yanında küçük bir oğlan. Konuştuk ayaküstü. Hal hatır sorduk. Öyle bir baktı ki bana. Kırgın, kızgın, sitemli. Sordu. Dedi, beni sever miydin? Dedim, severdim. Peki neden istetmedin? Dedim, cesaret edemedim. Acır gibi baktı yüzüme. Gözleri doldu. Yanında koşturan oğluna döndü. Dedi, Emin, hadi gidelim. O çocuk sendin evladım. Bir daha ne gördüm, ne aradım, ne sordum annene. Ta ki seni sokakta yaralı bulduğum geceye kadar. Ben sana güvenmiştim usta. Bana sahip çıkıyorsun, babalık ediyorsun sanmıştım. Meğer senin maksadın... Ben senin itimadını zedeleyecek bir şey yapmadım evladım. Başka biri olsan da aynı şekilde yardım ederdim sana. Etmezdin. Her şeyi annemle karşılaştıktan sonra yaptın. Bak evladım, maksadım kötü değil. Senin de rızan olursa ömrümün geri kalanını annenle geçirmek isterim. Ben sana baba olurum. Sen bana evlat. Aile oluruz. Benim bir babam vardı. O da öldü. Asla müsaade etmem böyle bir izdivaca. Senden gelecek hiçbir şey istemiyorum. Borcumu sana geri kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Evladım, neden böyle yapıyorsun? Ben hiçbir şeyi karşılık bekleyerek yapmadım. Usta, bizden uzak dur. Anneme yanaşma. Hayatımıza girmeye çalışma. Bizim ailemizde sana yer yok. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Korktun mu? Gülşah geldi zannettim. Belki kızar kanununu evledim diye. Gülşah da amma korkutmuş gözünü. Bakma sen ona. Gülşah biraz hırçındır. Ama kötü değildir. Biliyorum. Hırçınlaşıyor bazen ama o da seni çok sevdiğinden.
Şiiri aldığından beri çok mesut ama. Gözlerinin içi gülüyor. Hırçınlığı da kalmadı. Senin de onu sevdiğinden emin olunca değişti hali. Ben şiiri Gülşah'a yazmadım. Ama Sermet Bey getirdi, sana yazmış dedi. Sermet'in işgüzarlığı. Öyle getirince bir şey de diyemedim, kabullenmek zorunda kaldım. Peki ona değilse kime yazdın şiiri? Çok sevdiğim birine yazdım. Gülşah duysa çok üzülür. Yani şiirin ona olmadığını. Biliyorum. Ondan bir şey söyleyemiyorum ya zaten. Gülşah'ı üzemem ben. Üzersem verdiğim söze ihanet etmiş olurum. Ferhat, geldiğini duymamışım. Hoş geldin. Hoş gördük Gülşah. Hayırdır Nilüfer, bunu çalmayı da mı biliyordun yoksa? Yok, merak ettim, baktım öyle. Kusura bakma. Mühim değil, bakabilirsin. Bir ara sana nasıl çalındığını gösteririm. Yarın bir arkadaşıma misafir gideceğim. Annem seni de almamı istedi. Ne dersin? Hem sana da bir değişiklik olur. Bilmem ki. Beni tanımıyorlar neticede. Ayıp olmasın. Nereye gideceksin? Bizim Leyla'ya. Pek hasta olmuş. Hem ziyaret ederim hem de geçmiş olsun derim. E tabii, iyi olur. Ne dersin Nilüfer? Olur. Tabii. İyi o vakit. Yarın gideriz. Hayırdır, yaralandın mı? Yok bir şeyim. Beceriksiz herifler yüzünden az daha yakayı ele veriyorduk. Hani o adam limana gelmeyecekti? Ha? Hani yolda işini bitireceklerdi? Geldi mi yoksa? Geldi soysuz köpek. Eceline geldi. Bana bak Sermet. Onu öldürmedin değil mi? Bu derde başına sarmadın değil mi? Sadece yardım ettim. Çakal? Son anda yetişti de adamı susturdu. Ha. Ahmet nerede? Dükkana git. Kimseye bir şey söyleme. Bu cinayet üzerimize kalır dedim. Şükürler olsun ya Rabbi. Yürü. Hadi. Oğlum nereye kayboldun akşam vakti ha? Biraz dolaştım usta. Sen hasta falan mısın oğlum? Bak rengin solmuş. Biraz yorgunum. Hadi öyleyse kapatıp eve gidelim. Vakitlice yat dinlen. Ustam sen git. Ben burada kalayım. Burada dinlenemezsin be evladım. Hadi gidelim evimize. Ustam sen git. Hayırlı geceler. Oğlum. Ustam. Bir daha Emin Usta'yla görüşmeyeceksin. Ona söyledim. Bir daha bize yanaşmayacak.
seninle evlenmek istiyormuş. Benim buna katiyen müsaadem yoktur bilesin. Neden böyle yapıyorsun ki? Annenin de mesut olmaya hakkı var. Sen karışma Anna. Bu bizim meselemiz. İyi ama annene hiç soruyor musun acaba sen ne istiyorsun diye? Eğer annem bu izdivacı yapacaksa... o zaman beni unutacak. Böyle bir evladı yok sayacak. Ben sözümü dedim. Bu işe rızam yok. Olmayacak. Onu seçerse... benden vazgeçmesi lazım gelir. Oğlum. Ben senden nasıl vazgeçeyim? Senden başka kimim var? Senin rızan olmayan bir işe kalkışmam ben. Kızma, tamam. Olmayacak böyle bir şey. Bu evde bir daha bu mevzuyu açmayacağız. Ben yatıyorum. Nilüfer giyinmedi mi hala? Gelir şimdi. Abim kalkmadı mı? Gece çok geç geldi. Seslenmedim. Bu Sermet'in meselesi iyice tatsızlaşmaya başladı validem. Bir çare bulmak lüzum eder. Siz çıkın. Konuşacağım. Halledeceğim ben. Ben hazırım. Hatice Hanım'la Leyla'ya çok selamlarımı iletin. Düğün telaşı geçsin, annem de gelecek dersin. Kusuruma bakmasın. Baş üstüne validem, söylerim. Çıkalım o vakit biz. Geç kalmayın ha. Merak etmeyin validem. Ben dönüşte alacağım onları. Hayırdır? Nereye böyle sabah sabah? Leyla'ya gidiyoruz. Nilüfer de mi geliyor? Evet. Mahsuru mu var? Hadi çıkalım artık. Ben de çıkıyorum. Hayırlı günler validem. Sermet. Sen gel biraz. Konuşacaklarımız var. Anladın değil mi? Emin'den başkasına sakın verme bunu. Hı hı. Hadi, bakıyorum ben sana buradan. Tamam. Annen nerede? Odasında herhalde, hiç çıkmadı daha. Sen ne yapıyorsun burada? Oturuyorum. İşe geç kalacaksın. Onca şeyden sonra işe mi gideceğim bir de? Dur ben bakarım. Buyur, kime baktın ufaklık? Emin sen misin? Benim. Bunu sana bir abla gönderdi. Kimmiş o? Ben bilmem, götürüver dedi. Al bakalım. Sağ ol abi. Kim gelmiş? Senin yüzünden gönlüm harap, halim perişan oldu. Sebebim olmak niyetinde misin? Duydum ki evinizde bir kız kalmaktaymış. Duydum ki onunla evlenecekmişsin. Ben senin uğruna kederimden yataklara düşerken... meğer sen benimle gönül eğlendirirmişsin. Yaptığında beni mahvettin, yıktın, viran ettin. Senin için son kez ağladım dün gece. Sana akıttığım son gözyaşım da şişenin içindedir. Benden acı bir hatıra olarak saklarsın.
Bir daha ne karşıma çık ne gözüme görün. Sen benim sevdama layık değilmişsin. En çok kahrolduğum şeyse annemin haklı çıkmış olması. Ben sevdamı yüreğime saklar susarım. Yine de ah etmem sana. Mesut olmanı dilerim. Elveda, Leyla. Ne oldu? Kötü bir avadis mi? Yüzün değişti. Leyla seninle evleneceğimi sanıyor. Ne? Biri ona seninle evleneceğimi söylemiş. Bir daha karşıma çıkma diyor. Ama kim söyler böyle bir şeyi? Olur mu hiç? Ya doğrusunu söylersin, izah edersin, yalan dersin. Anne nasıl derim? Ne dedilerse inandırmışlar Leyla'yı. Yoksa bana böyle bir mektubu katiyetle yazmaz o. Ne yapacağım ben? Git konuş. Anne, evlerine yaklaşamıyorum diyorum. Ya uzaktan bile zar zor görüyorum Leyla'yı. Hele şimdi daha da zor. Ben gitsem? Beni tanımıyorlar, eve gidebilirim. İçeri girersem Leyla'ya izah ederim. Hakikati anlatırım. İyi de nasıl gireceksin eve? Sen bana evi göster yeter. Leyla çok iyidir. Tanıyınca sen de seversin. Rahatsızlık vermekten çekiniyorum. Ne rahatsızlığı? Çocukluktan beri arkadaşımdır Leyla. Hem misafiri çok severler. Evladım, biliyorsun biz seni kendi evlatlarımızdan ayırmadık. Allah sizden razı olsun. Ben bugüne dek hep ailem için yaşadım. Ama hakka yürüme vakti yaklaştı. Senden isteklerim olacak. Emrin olur Atıf babam. Ne istersen. Sermet'i bilirsin. Haylaz, deli doludur. Korkarım adam olmayacak. Benden sonra Safiye ile Gülşah'ımın halinden endişe duymaktayım. Benim yokluğumda ailemin başına geç. Onlara kol kanat ger. Yalnız bırakma. Bırakır mıyım hiç? Tasalanma sen. Gülşah yetişti. Benim biricik kızım. Kıymetlim. İsterdim ki onun mürüvvetini göreyim. Ama anlaşılan o ki yetişemeyeceğim. Ciğerparemi senden başkasına emanet edemem. Bilirim ki ona iyi bakarsın. Üzmezsin. El üstünde tutarsın. Yaşı geldiğinde kızımla bir izdivaç yapmanı çok isterim. Bilmek isterim. Gönlün razı olur mu böyle bir izdivaca? Sayende gözüm arkada kalmayacak evladım. Vakti gelince Safiye Hanım'la oturur konuşursunuz. Senden bu hususta tek dileğim onu üzmemendir. Gülşah hassas, naif bir kızdır. Onun kalbini kırma sakın evladım. Söz veriyorum Atıf Baba. Gülşah'ı üzmeyeceğim. Hiçbir zaman üzmeyeceğim. Hadi geç kalmayalım. Tamam. Ferhat? Daldın, ne düşünüyorsun öyle? Hiç, dalmışım. Buyurun. O akşam söylediklerin yüreğime oturdu. Sen benim evladımsın. Seni diğerlerinden ayırmam mümkün mü? Ferhat'ı kayırıyorsun hep. Çocukken de böyleydi bu. Sen de, babam da. Kayırdınız onu hep.
Ben sadece adil olmaya uğraşıyorum. Sen mahzun olunca, üzülünce benim içim sızlamaz mı sanıyorsun? Ama evladım, hiç makul şeyler istemiyorsun. Makul olmayan ne anne? Ben bekar bir insanım. Nilüfer de öyle. Bir ahlaksızlık yapmışım gibi hepiniz üstüme geldiniz. Oysa niyetim bir yuva kurmaktı. Elbette kuracaksın yuvanı oğlum. Hiçbirimizin itirazı yok ki buna. Ama sen de bir ölç, tart. Haklı olduğumuzu anlayacaksın. Bu istek çok yersiz, çok zamansız. Şu hayatta en çok ben isterim senin mürüvvetini görmeyi. Senin mesut olmanı, bir ailenin olmasını, evlatlarının olmasını. Yoluma çıkma o zaman. Senin yolundaki mani ben değilim evladım. Nasipse Nülüfer'le de evlenirsin. Benim buna bir itirazım yok. Ay parçası gibi bir kızcağız maşallah. Edepli, düzgün. Çok isterim öyle bir hanımın olsun. Ben sana evlenme demiyorum. Ama ne olur biraz sabır, biraz sükunet evladım. Ne kadar daha bekleyeceğiz ki? Belki de geçmişini hiç hatırlamayacak. Daha çok yeni geldi evimize. Hatırlar zamanla. Biraz vakit tanıyalım. Hem Nülüfer'i de yoklayalım. Bakalım gönlü olacak mı bu izdivaca? Olur. Benden iyisini mi bulacak ki? Şimdilik bu mesele aramızda kalsın. Duyurma sağa sola. Nülüfer'e de bir şey söyleme. Evladım, ben senin annenim. Sözlerime biraz itimat et. Sözümü dinle. İyiliğin için söylüyorum. Tamam mı güzel oğlum? Senden rica ediyorum, fevri davranma. Şu Ferhat'la Gülşah'ın hayırlısıyla düğün işi hallolsun. Sonra senin işine de bakarız. Bir daha da öyle laflar edip beni üzme. Sen benim biricik oğlumsun. Canım benim. Ne oluyorsun evladım? Alt tarafı yere bir şey düştü. Boş bulundum ustam. Oğlum neyin var senin? Dün geceden beri halin bir tuhaf. Niye tedirginsin bu kadar? Hiç. Yok bir şey ustam. Bir şey mi oldu dün gece? Suallerine cevap bulabildin mi? Ne olur topla oğlum kendini. Boş ümitler peşinde koşup benim de ciğerimi dağlama. Bitti ustam. Artık umudum kalmadı. Yaşıyorsun. Soluk alıp veriyorsun. Acı çekiyorsun. Bir gün tebessüm etmeye de başlayacaksın. Çünkü hayat devam etmekte be oğlum. Umut hep var. Haklısın ustam. Toparlanacağım. Zaten mutfağa da gideceğim bugün. Aferin. Aferin. Giderken Anna'ya da bir uğrayıver ama. Neden ustam? Sen bilmez misin sebebini? Belli ki pek içerlemiş. Anna sana önce yardım etti. Böyle arkanı dönmek olmaz. Geçerken bir kapılarını çal. Hali vakti yerinde mi diye bir sor. Gönlünü al. Hadi, hadi çık bakalım vakitlice. Tamam ustam, şunları bitirip çıkayım. Hadi. Hı-hı.
Gülşah'cığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun oturun. Yüzünü gören cennetlik. Duydum ki Leyla hasta olmuş. Haberim olsa daha evvel gelirdim. Oldu ya. Yatak döşek yattı yavrum. Annemin selamları var. Uygun bir zamanında o da ziyaretinize gelecek. Bugün biraz işleri vardı, çıkamadı bizimle. Hiç mühim değil Gülşah'cığım. Bilmez miyim ben Safiye Hanım'ı? Hanım kızımız kim? Nilüfer, bir müddettir misafirimiz. Yalnız bırakmak istemedim. Hemen Leyla'yı görsem. Gelir şimdi. Ustam, şu lahanalara bak hele. Benim gözüm pek tutmadı. Taze diye getirdiler ama. Söyle yenisini getirsinler Yunus Usta. Ol dike dursunlar. Senin bir dertin var ustam. Allah'a şükür var. Söyle de bir hal çaresini düşünelim. Sen boş ver beni Yunus Usta. Mutfakla ilgilen. Yemekler tadında ve vaktinde olsun yeter. Yunus Usta. Emin gelmedi mi? Yok ustam. Ne Emin geldi ne Ahmet. Bu sefer antım var. Çelsünler ikisinin de kulaklarını çekeceğim. Bu olmaz. Başka, başka. Neden çıktı bu sandık? Ne yapıyorsunuz siz? Bak bu olur sana. Ne yapacaksın bu elbiseyi sen anla? Ya bugünlük bunu alabilir miyim? Ne oluyor? Sorma. Leyla'ya biri gidip Emin'le benim evleneceğimi söylemiş. Emin'le sen mi? Leyla inanır mı böyle bir şeye? E inanmış. Kim nasıl anlattıysa Leyla'yı inandırmış. Ben de gidip Leyla'ya işin doğrusunu anlatacağım. Kızım, sen nasıl gireceksin o eve? İyice delirmişsiniz siz. Başka çare yok. Ben gidemeyeceğime göre Anna gidecek. E hekim kadın gönderdi. Leyla Hanım'a ilaç yolladı diye gireceğim. Ah Gülşah'cığım. Öyle çok şey oldu ki. Leyla, dile düşmüşsün. Kalfalar, cariyeler çarşı pazarda konuşur olmuş. Başka sevdiği var, kederinden hasta olmuş diyorlar. Desinler, artık mühim değil. Yakında Akif'le evlenince hepsinin ağzı kapanır. Leyla sen ne diyorsun? Akif'le evlenecek misin sahiden? Emin? Emin de bir başkasıyla evleniyormuş. Bunu duyunca kahroldum. Ben onun uğruna yataklara düştüm. O hiç acımadan gidip bir başkasına söz vermiş. Hani sana çok sevdalıydı? Hiç ummazdım. Ben de. Kusura bakmayın kızlar. Sizi yalnız bıraktım. İlgilenemedim. Telaşımız var. Malum, nişan yapacağız. Gerçi sen biliyorsun o telaşı. Duydum. Siz de düğünü yapıyormuşsunuz artık. Hayırlısıyla yapacağız. Ramazan'dan önce yetişmeyecek ama bayram ertesi yapalım diyoruz. Hayırlı olsun yavrum. Allah tamamını erdirsin. Amin. Ustam, bana şunlar lazımdı. Hayırdır? Kimin için istersin bunları sen? Valide biraz rahatsız. Allah şifa versin. Sağ ol ustam. Bunlar iyi gelir dediler. Özünü çıkarıp içireceğiz. E peki sen bunların özünü çıkarabilecek misin? Deneyeceğiz ustam. Başka çaremiz mi var? Ben hallettireyim istersen. Bilirsin tanıdığım hekim çoktur. Hangisinden ne kadar ekleyeceğini bilmeden yapılmaz böyle ilaçlar. Bir dirhem fazla kaçırsan deva değil dert olur çıkar başına.
kağıttakiler ne kadar tutar ustam? Yahu kaçmıyorsun ya, bir ara ödersin. Ben hekime kararınca hazırlatır, dükkanına bırakırım. Hekime ne vereceğiz? Onu vereyim bari. Aziz. Sağ olasın İhsan ustam. İlacı getirdiğinde öderim o vakit. Tamam. İlacı getirdiğimde ödersin. Hadi hayırlı işlerin olsun inşallah. Hepimize inşallah. Çakal adam göndermiş, seni bekliyormuş. Ne derdi varmış yine? Vallahi bilmiyorum, mühim demiş, verecekleri varmış. Of, gideriz. Aa, dün çakala giderken Anna ile karşılaştım. Yeniçeri Ocağı'na gidiyormuş. Yeniçeri Ocağı'na mı yazılacakmış? Abisini ararmış. Devşirmeymiş abisi. Çok mahzundu hali, kıyamadım. Bulmana yardım ederim dedim. Ne bulaşıyorsun bunca iş güç arasında? Ne yapayım be Sermet, ağlıyordu, içim ezildi haline. Yol iz bildiği de yok. Yazık ya. Senin için ezildi. Ay Allah'ım ya. Hülasa'dan bunları da duyacakmışız fani ömrümüzde. Kıza yardım etmek istiyor. Niye alay ediyorsun ki? Ferhat'a sorsak o bize bir yol gösterir. Belki tabii, Ferhat tabii, tanıyordur. Tabii. Abisinin adı da şey... Borya. Borya mı? Hı hı. Devşirilmeden önce adı buymuş abisinin. Ocağa gitmiş tanıyan çıkar diye ama almamışlar. Kimseleri de soramamış. Birlikte gidip soracağız. Hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Hı? Ama kıza söz... Sakın! Sakın Hülasa. Sakın! Ama neden? Çünkü... onun abisi Ferhat. Yok daha neler. Borya, Ferhat'ın devşirilmeden önceki adı. Anna Ferhat'ı bulursa, Ahmet de Dilruba'yı bulur. Ona engel ol. Şu Allah'ın işine bak. İyi de ne zamana kadar mani olabiliriz Sermet? Ölünceye kadar. Anna abisinin Ferhat olduğunu asla öğrenmeyecek. Of. Hayırlı günler Emin. Ben de Ahmet'i görmeye geliyordum. Biz de gidiyorduk. Anna. Bizim acelemiz vardı. Elbiseler sana çok yakışmış. Sağ ol. İyi de neden böyle giyindin sen? Sen niye geldin? Seninle konuşacaktım ama... Giderken konuşsanız ustam, vakit kaybetmeyelim. Nereye gidiyoruz? Hadi yürüyelim. Gündüz vakti ne diye çağırdın beni buraya? Aleykümselam Sermet. Bırak şimdi selamı sabah. Ne var? O akşamki mesele halledildi. Telaş edecek bir şey kalmadı. Bizi gören bilen de yok. Dua edelim de bu adam kız meselesini sağda solda anlatmamış olsun. Yoksa tepemize binerler. Cık. Rahat ol sen. Birine söylese kulağıma çalınırdı. Hmm. Ben... asıl şu konak meselesi için çağırdım seni. Aldın mı konağı? Borcu ödediler. Ben sana konağı istiyorum dedim. Parasını değil. Parayı sarayın aşçıbaşısı getirdi.
Vermiyorum konağımı diyecektim. Allah Allah. Ne işi olur Açın'ın o konakla? Ben bilmem. Eğer konağı vermeseydik başımız derde girecek de onu iyi bilirim. Ya sen merak etme. 20 altın kârla geri sattık konağı. Zarar etmedik. Bu işi de beceremedin çakal. Bu işi de beceremedin. Sen öyle zannet Sermet Efendi. Anne orada açık verirse haliniz yaman. Vermem. Beceremeyeceğim bir şey girmem ben. Biraz acele edelim hadi. Anne. Biliyorum. Bana gücendin. Sana o söylediklerim... Yani ben sana öyle söylemek istemedim. Ben o kadar üzgündüm ki o acıyla sana çıkıştım. Bak, ben annemle babamı unutmadım. Biliyorum. Sen onları unutmazsın. Anne, sen benim için çok kıymetlisin. Onca yardımını gördüm. En zor anımda sen vardın. Şimdi bana yüzünü dönme böyle. Kıymetli miyim sahiden? Kıymetlisin elbet. Sana can borcum var. Affettin mi? Hadi ama Ahmet Usta, neden oyalanıyorsunuz? Hadi. Vah yavrum vah. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Adını bile bilmiyor. Başıma vurduğum için böyle olmuş. Hekim öyle dedi. Ama eninde sonunda hatırlayacaksın değil mi? İnşallah. Hanımım kusura bakmayın. Ne oldu? Hanımım Kalfa Hanım size bir şey danışmak istedi. Bir baksanız. Kızlar müsaadenizle. Yanında birileri olursa muayene eder gibi bir şeyler sor. İşte şikayetin geçti mi? Ateş ağrı var mı gibi bir şeyler. İnşallah elime yüzüme bulaşmaz. Aman anne gözünü seveyim çok oyalanma. Fırsatını bul Leyla ile konuş çık o evden. Hatta... Bunu da ver fırsat olursa. Biz burada olacağız. Tamam. Hadi. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurun. Ben Leyla Hanım için gelmiştim. Hekim kadın gönderdi beni. İlaç yolladı. Allah Allah. Buyurun, gelin benimle. Buyurun, sağ ol. Afiyet olsun. Haline pek üzüldüm. İnşallah tez zamanda hatırlarsın mazini. Ben de sizin için üzüldüm. İnşallah Allah sizi sevdiğinize bağışlar. Hanımım, hekim kadın birini göndermiş. Size ilaç getirmiş. Ne yapayım? Ne ilacıymış o? Ben artık daha iyiyim. Hekim bana niye ilaç gönderir ki? Bilmem ki. Getiren hatun öyle dedi. İyi. Al ilacı gönder o vakit. Sen niye geldin buraya? Bekle dedim ya. Hekim kadın bana dedi ki sıhhatine bak. Lüzumu varsa ilacı da bırak. Buyurun. Muayene mi edeceksin? Ne yapacaksan yap. Hasta sizsiniz değil mi? Artık iyiyim çok şükür. Bu ilaca da lüzum yoktu aslında. (Gülüyor)
İyi olacaksın. Merak etme. Ağrınızda ateş var mı? Ay, yani ateşinizde ağrı var mı? Yok. Sadece halsizim biraz. Halsizsiniz demek. Buyurun. Sağ olun. Sakin ol biraz. Anne Leyla'yı anlatamazsa kahrolurum usta. Benim bildiğim anne ne yapar ne eder? Bu işi yoluna koyar. Sen tasalanma. İnşallah. Sen mutfaktan izin mi aldın? Ben artık orada çalışmıyorum usta. Neden? Bir şey mi oldu? Boş ver usta. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Akşam ona her şeyi anlattım. Artık hiçbir şey saklamana gerek yok. Biliyorum. Emin artık mutfağa gelmeyecek. Sen de buralara gelme. Konuşacak, görüşecek bir şey yok artık bu vakitten sonra. Bu senin kararın mıdır? Oğlumun kararı benim kararımdır. Hayırlı günler. Hekim kadın dedi ki muayene et. Ben sizi müsait bir yerde muayene etsem? Hiç lüzum yok. Dedim ya iyiyim ben artık. Ama hekim kadın kızar sonra bana. Bana muayene et dedi. Evet sizi anlıyorum ama gerçekten lüzum yok. Buyurun afiyet olsun. Ben yemek istemedim ki. Ama suyu aldınız kahveyi bıraktınız. Onlar da size sofra kurdular. Adet böyle. Doğru ya. Ben bir şeyler yiyeyim o zaman. Şöyle buyurun. Buyurun lütfen. Siz yemeyecek misiniz? Size afiyet olsun. Biz yedik. Çekinmeyin. Yiyin lütfen. Biraz evvel söyleyecektim, araya mehpare girdi. Hani sen bir şey hatırlamıyorsun ya. Acaba sana geçmişini hatırlatacak bir şey olsa, hatırlar mısın? O geçmişimi hatırlatacak şeyi nasıl bulacağımı bilmiyorum ki. Nereliydin acaba? Onu bir bilsem. Buralıymış. Nilüfer'in bir mektubu var. Ama kimin yazdığı belli değil. Mektupta isim yok. Ya, ne yazıyor mektupta? Deniz kokusuna benzetirmiş Nilüfer'in kokusunu. Sen ne zaman gelsen tüm sokaklar deniz kokuyor demiş. O kapıdan girince her yere bir deniz kokusu kaplamıştı. Tıpkı böyle. Ne güzel. Başka ne diyor? Sarayburnu'ndan bahsetmiş. Hep orada yazarmış bana mektuplarını. Uzak kalmaktan bahsetmiş. Belki de Rumeli de onu arıyordum. Belli ki ben de onu seviyormuşum. İyi misiniz? Ne oluyor bu hatuna böyle? İyi misiniz? Benim gitmem lazım. Ama muayene? Gitmem lazım.
Dilruba bu. Allah Allah. Ne oldu ki ona öyle? Anlamadım ki. Niye geldi, niye gitti? Meczup mudur nedir? Vakit hayli ilerledi. Ferhat gelir birazdan. Ama hiç hasret gideremedik. Daha sık gelirim. İhmal etmem bundan sonra seni. Hep beklerim. Senin ne işin var burada? Ben burada yakında otururum. Hasta varmış. Kardeşimle ilaç getirdik. Senin ne işin var peki? Benim nişanlım burada. Geçmiş olsuna geldiler. Ben de onu almaya geldim. Biz Rumeli'den birlikte geldik. Hah, o da geldi işte. İşim bitti, gidelim hadi. Sizlerle de hiç meşgul olamadım. Kusura bakmayın. Biz yabancı mıyız? Aşk olsun. Yine geleceğim zaten. Arayı fazla uzatmayın. Nilüfer'i de getir. Tabii. Hadi. Belki bir gün yine rastlaşırız. Belli mi olur? Ha, bizimkiler de çıkıyor herhalde. Seni tutmayayım o vakit. Sana hayırlı günler. Sana da. Tam vaktinde gelmişsin. Leyla nasıl? Hadi geç ol. İyi mi? Anne. Ne oldu? Neyin var senin? Kötü bir şey mi oldu? Leyla nasıl? Yoksa seni tanıdılar mı? Anne, bir şey olmuş sana. Ahmet,